Hola chicos. Clandestino. Koruyucu meleklerimiz ya. Bütün gece ormandalar. Evet, selamlar. Sonunda en güzel haber bizim için ve kolimiz geldi arkadaşlar. Evet. Oh be, kargo geldi sonunda. Sonunda ilk izleyenler için hemen söyleyeyim. Hepinizin bildiği gibi artık Patagonya'dayız ve bundan sonra El Chalten, El Calafate, Torres del Paine ve Ushuaia'ya kadar bu yol üzerindeki birçok trekking yolunu yürüyerek gideceğiz. Bu kıtada da ekipman fiyatları çok pahalı olduğu için, bizim de böyle bir bütçemiz olmadığı için eşyalarımızı Türkiye'den getirttirdik ve aynı zamanda da birkaç arkadaşımızın desteğiyle ekipmanlarımızı tamamladık. Buenos Aires'ten El Bolson'a kargolu attık. Yaklaşık 2000 kilometreden daha fazla var. Ve 10 kiloluk kolinin bedeli yaklaşık 9000 pezoya geldi bize. 9000 pezo. Da ilk başta söylemem gerekiyordu. Bunu heyecandan unuttum. Bize bu eşyaları getiren çok tatlı bir çift. Kendileri The Bodrum Camping'in sahipleri. O güzel tatlı çift biz Instagram'dan böyle yana yakalı birilerini ararken gerçekten bize kendileri mesaj attılar. Biz size bunları getiririz dediler. Ve sözlerine de durup getirdiler. İkisi de dünya harikası. Henüz yüz yüze tanışamadığımız çok tatlı insanlar ve ama gerçekten bakın, bu yapılan hani dünyaya dair birazcık umudumuz olsun diyorsunuz ya, işte evet. Bizim umudumuzu bu şeyler tazeliyor. The Bodrum Camp Özgür ve Ece'ye buradan çok çok selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bunları bize getirdiniz. Hayat yine birkaç saniyeliğine çok güzelleşti. Şu anda açarken daha da güzelleşecek. Aynen. O ne? Evet. Sleeping bag. Bu bir uyku tulumu, bu Veronica'nın yedek tulumu, onu bize ödünç olarak verdi. Ama çok kaliteli bir çok. Uyku tulumu, Montblanc. İçinde de iki tane mat, matımız var. İki mi, bir mi var? İki. İki. Aynen. Şimdi benim montum yoktu, var ama hani Patagonya için yeterli bir mont değil. O yüzden Veronica bana beni Patagonya'da tutacak bir mont da gönderdi. Ay ne kadar minnok. Oo, cuk diyor oldu. Vallahi tam oldu. Sağlar o kardeşim. Beklediğim şey buydu ya burada. Burada bir tane Stanley termosumuz var. Bu termos hediye bize Baran'dan sevgili dostumuz, biricik evladımız, can kardeşimiz. Yani gerçekten yani hayat dostumuz. Malin'in doğum gününde bir termos aldı. Baran'a buradan sonsuz teşekkürler. Evet. Oo, aşkım çok güzelmiş bu. Kendime Decathlon'dan yeni polar. Aa, bunu babam aldı. He, babama evet. Buradan sonsuz teşekkürler. Doğum günü hediyesi bu ve yanında pek çok şeyi aldı diyelim. Ve kredi kartı borcumuz diyelim. Ben aldım, onu ödettim. Aynen, o şekilde aynen, oldu. Bunlardan evet. Bir tane eldiven. Kardeşim yolladı. Bunu Beyza, hayattaki aynen. En değerli varlıklarımdan biri. Can dostum. Hem boyunluk hem şapka yani olanlar. Benim Türkiye'de neye ihtiyacım olsa hemen koşan, ilk koşan. Nasıl oldu? Bir de Decathlon'dan aldık yine. Birini ben, birini Mali kullansın diye. Aynısı. Aynısı. Bunları yine can dostum kardeşim yolladı, Beyza'm. Bize. O da motorcu zaten. Onda bol bol var bunlardan. Evet, Beyza ile biz 7 yaşında tanıştık ve hala inanılmaz bir dostluğumuz var. Kendisi motorcu olduğu için bunlardan bir sürü bulunuyor evinde. Dedim ya, kankacığım, her şey çıkıyor. Senin kokundan bana gönder, o da sağ olsun gönderdi. Evet, başka burada bir tane daha ceketimiz var. Ya arkadaşlar, işte paranız olduğu zaman o ceketler bakın, falan bu kadarcık şeyin haline geliyor yani. Yani bunların bak, hepsi minnacık. Hiç yer kaplamayan ama çok pahalı olan şeyler ve çok efektif şeyler bunlar yani. Hani. Türkiye'den biri geldiği zaman ne istiyorsun sorusu vardır. Mesela annem babam bana soruyor, kızım bir şey gönderelim mi, ne istiyorsun diye. Yani aklıma öyle şeyler geliyor ki hiçbirini isteyemedim. İşte tarhanalar, sucuklar falan bir sürü şey isteyecektim. Dur bahsetme canım. Şey. Ama tabii ki de bunları bize getiren arkadaşlara zulmetmemek adına sadece Türk kahvesi sipariş ettim ve gelmiş. Ne kadar önemli çok olduğunu mutluyum. Bilemezsiniz. Evet. Aa, çok üzülmüşüm. Artık. Aha, bir eldiven daha çıktı. Evet, bir eldiven daha. 4 tane kamp ocağımız için gazımız var. Buenos Aires'te daha ucuz olduğu için bunları Veronica bize kargoladı. Bunları yine Veronica'nın bir gezgin arkadaşı bizim için gönderdi bunları. Bak. Bize trekking çubuklarını ödünç gönderdi. Buna çok ihtiyacımız evet. Vardı. Bir
Güzelmiş de rengi. Şurada bir Decathlon siyah havlumuz var. Niye bu Decathlon havludan aldık? Çünkü ince ve hiç yer kaplamıyor diye. Kendime içimden giymeye bir tişört. Decathlon. Atlet yerine falan. Keşua. Şöyle bunu alıp böyle içeriye doğru sokacağım. Oh, ay çok güzel. Kafa lambalarımız. Beyza Buy Me A Coffee'den 50 dolar göndermişti. Çok teşekkür ederiz. Onun gönderdiği paralarla aldık bunları da. Bu kafa lambalarını da. Bir tane power bank'imiz var. Bitmiyor. Bunu da çok yakın bir arkadaşımız aldı bize. Aha, burada kamp ocak setimiz var abi. Bunu göstermek istiyorum. Çok çok yakın bir dostum. Cansu'nun da çok sevdiği. Biricik Maestro Orhan. Ay çok güzelmiş aşkım. Aldı. Kendisi Türkiye'de şu anda, hatta dünya üzerinde tanıştığım evet, en iyi şeflerden bir tanesi. O aldı bunları da bize. Teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir şey oldu. Vallahi çok sağ olsun. Canım canım içi benim yani. İki kişilik kamp seti değil mi bu aşkım? Yemek aşkım takımı. Böyle Decathlon'un yine girip sitesinden bakabilirsiniz. Bize aslında Decathlon sponsor olurdu bence aşkım. Aynen. Sana bir kaç kere Decathlon dedi. Kesinlikle. Destekleriniz bakın buralara gidiyor. Buralara gidiyor. YouTube'da para kazanmamız açıldı. Katıl butonumuz aktif oldu. Onu da buradan söyleyelim. Katıl için güzel alt başlıklar oluşturduk. Eğer bizi desteklemek isterseniz yardımda bulunduğunuz paraları ne gibi aktivitelerde kullanacağımızı oradan görebileceksiniz. Annem yanlış şey göndermiş. Uzun içliğimi istemiştim ama kısa içlik, kısa olsun, kollu içlik göndermiş. Koldan bir şey fark eder mi? SD kartımız da burada 250 GB'lık. Artık bilgisayarda parçalanmayacağız yani. Ama hala da ekipmanlarınız tam değil. Mesela bir tane uyku tulumumuz eksik. Birazcık daha hazırız yola. Evet. Değil mi aşkım artık El Bolsa'na da veda ediyoruz. Hafta sonuna doğru, Çelten'e doğru yola çıkacağız. Artık para kazanmamız açıldı. Umarım bir miktar bir oradan da bir şeyler elde edebilir ve yolculuğumuza daha rahat bir şekilde devam edebiliriz. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Evet, merhabalar arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Arjantin'in güneyinde, Patagonya'da, El Bolson'da gönüllülük yaptığımız yerden çıktık. Bizi Arjantinli ve Kanadalı bir çift arabalarıyla bu National Park'ın girişine kadar getirdiler. Bugün hep beraber El Bolson'un en meşhur doğal tabiat parklarından birini ziyaret edeceğiz. Burası Canyon de Azul diye geçiyor. Çok güzel. Önce bir dağ trekkingi yapacağız. Daha sonra kanyondan geçip küçük havuz oluşumlarını göreceğiz. Burası da alanımızın girişi. Canyon de Azul'a gelmek için şehir merkezinden yaklaşık bir yarım saatlik, belki de 40 dakikalık bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Taksilerle ulaşabilirsiniz, otostop çekerek gelebilirsiniz. Ve bu Varton denilen yere kadar araçla geliyorsunuz. Buradan sonra da bize denilene göre 3 saat gidiş, 3 saatte dönüşlük bir rotamız var ama kaç kilometre bilmiyorum, içeride görürüz. Aynı zamanda burada aracınızı park edebileceğiniz park yerleri, kamp alanları ve yemek yeme yerleri var. Şu anda kapalılar sabahın erken saatleri olduğu için. Hani alanı da bu şekilde görebilirsiniz. Evet, buradan yürüyüşe başlayacağız. Yürüyüşümüz bu arada orta yüksek derece zorlukta bir trekking yolu. Yani trekking'e, yürüyüşe ilk başlayanlar için bu konuda acemiyseniz bu yürüyüş rotasını önermiyorlar. Orta ve yüksek zorlukta. Yani insanlar buraya genelde geliyorlar. Geldiklerinde de geceyi burada geçirmek için, yıldızları izlemek için yukarıdaki kamp yerlerinde kalıyorlar. Hola. 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 Si. Şimdi girişte olanlar. Hemen bir tane görevli rehber bir ablamız geldi. Ve dedi ki çocuklar dedi öncelikli olarak kayıt yaptırmanız gerekiyor dediler. Buradaki amaç zorlu bir parkura gidiyoruz. O parkurda hani yani geri dönmeme riski var, ölme riski var yani Allah hayır, korusun. Hayır ya parka girdin ve çıktın senin aynen giriş çıkışından haberdar oluyor. Haberdar oluyorlar. Bir nevi kontrol amaçlı bir şey. Bu arada hani kaydı yaptırıyorsunuz. Parkurdan çıktıktan sonra tekrardan çıkış yapmanız gerekiyor. Şey diyorsun yani ben iyiyim, yürüyüşümü yaptım, evime de döndüm, teşekkürler. Zaten orada da kayıt yaparken de işaretliyorsun işte günü birlik mi gidiyorsun, kaç gün mü kalacaksın. Evet. Aynı otel rezervasyonu yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Ücretsiz tabii. Ücretsiz aynen. Pasaport bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi, Türkiye'deki adresinizi, bir acil tane durum acil numarası, durum numarası bırakıyorsunuz. Bence çok güzel bir uygulama. Çok güzel bir uygulama. Çok tatlı bir uygulama. Şu anda kaçta başladık yürüyüşe? Bakalım. Oh. 11'e çeyrek var. 10'da çıktık. Aynen. Biraz geç başladık. Geç başlamamızın sebebi sabah hava yağmurluydu. Soğuk.
Ve çok soğuktu. Zaten kar yağdı. Bu bizim kaderimiz ne bilmiyorum yani. Bariloche'ye gidiyoruz, kar yağıyor. Buraya geliyoruz, kar yağıyor. Millet de şey diyor zaten. Kurtulamıyoruz. Bu yaz gelmeyecek herhalde. Bu sene mevsimlerde de bir sıkıntı görüyor insanlar. Hep şey diyorlar. Ya bu kadar yağmur, kar beklemiyorduk. Hani yaz geliyor olması lazım. Hiç öyle bir şey yok. Aynen. Biz de hep onun planını şimdi yapıyorduk. O yüzden tam olarak bu mevsime getirdik. Evet. Denk getirmeye çalıştık. Aslında yaz ayları geliyor yani. Of, şimdiden manzara çok güzel. Bu tabiat parkı da koruma altında. Çok da güzel bir yer. Çok meşhur bir yer zaten. Bütün hostel bugün buraya geldi galiba. Aynen. 17 kişi falan var hostelde. Herkes bugün buraya geldi. Bak. Herkesin buraya gelmesinin akşam sebebi de bugünden sonra bir 10 günlük bir yağmur bekleniyor. Herkes de o yüzden bu zorlu parkuru aradan çıkartmak istiyor. Çünkü El Bolsonaro'nun da en meşhur parkuru burası. Bu parkın içinde yürüyebileceğiniz farklı rotalar da var. Çok çok daha güzel yerler olduğunu da söylüyorlar ama şu anda oralara erişim yok. Kapalıymış hava koşullarından dolayı. Bir tane ATM geliyor mesela. O köylü. Hola, bon dia. Tabii buralarda yaşayan insanlar da var arkadaşlar. Yukarıda birazdan evleri falan da göreceğiz. Refugio dedikleri kamp alanları, konaklama yerleri. Hadi bakalım yürüyelim, nasıl İleride olacak? Görüşürüz. İleride görüşürüz. Manzaralarda buluşuruz. Yolumuz açık olsun. Arcoiris yazıyor bakın. Karavanımızın adı. Yol üstünde böyle ufak dinlenmelik yerlere denk geliyoruz. Şu arkadan gelen çift getirdi bizi buraya kadar. Akşam da onları yakalarsak onlarla beraber döneceğiz. Akşam 7-8 gibi falan çıkışta olmamız gerekiyor. Evet, Rio Azul'e geldik. Yani mavi nehir dediğimiz kısma. Suyun berraklığına bakın ya, muhteşem. Renge bak, of. Muazzam. Dostlarımız da buradalar. Manzara ne kadar muhteşem. Yaklaşık 2 kilometredir yürüyoruz. Şimdi karşımıza şöyle bir yer çıktı. Geldiğimiz yerin adı. Bu siteden de zaten biz register'ımızı yaptık. Yani buraya girişimizi, kaydımızı yaptık. Burası da Refugio dedikleri dinlenme alanları. Böyle uzun süren hiking rotalarında, zorlu rotalarda geceyi geçirmek isterseniz böyle yerlerde, bakın hamaklarda, çadırlarda kalma ihtimaliniz, şansınız var. Şöyle bakın bir ev, işletme. Mystic Fog adı da. Çok güzel çiçekler, ağaçlar. Harika bir ortam. Hemen yanı başımızda muhteşem suyuyla akan mavi nehir. Ve hemen burada bir adet mali görüyoruz. Çamur görüyoruz. Ve çamurlu bir yol görüyoruz. Dikkatlice gidiyoruz. Aa! Ne kadar güzel. Şimdi köprüye geldik. Varton El Bolson 2 kilometre. İlk girdiğimiz yer buraya 2 kilometre uzaklıkta. Şu anda köprüdeyiz. 150 kilo taşıyabiliyormuş maksimum. Ya bu nasıl bir suyun rengine bak ya. Aa! Dağlar da orada karşıda. Rakımları 1000 metre ile 1500 metre aralığında.
mesafeler 4 kilometre, 9 kilometre, 2 kilometre ve 10 kilometre gibi gidiyor. Yani farklı mesafelerde, farklı rakımlarda ziyaret noktaları mevcut. İlerledikçe biz de zaten geleceğiz buralara. Herhalde yaklaşık 1,5 saat, 2 saat oldu mu bilmiyorum. Yürüyoruz. Ne kadar olmuştur? 6 dakika var. Ne kadar oldu? Şunu yolun bazı yerleri yoğun yağmur ve kar yağışından dolayı bu şekilde. Dumanlar nereden çıkıyor? Yola başladık. Yola başlayalı yaklaşık olarak 1,5 saat oldu. Sigara molası verdik hemen bir arada. Yolculuğumuz nasıl geçti onu anlatayım. Öncelikli olarak ilk başlama noktasından itibaren 2 kilometre aşağıya doğru inerek devam ettik. Yaklaşık olarak 1,5 kilometresini tam olarak aşağı inerek devam ettik. Sonra 500 metre köprülerden geçerek düzlükten devam ettik. Birinci köprü ve ikinci köprü aralarında yaklaşık olarak 200 metre mesafe var. Bu köprüleri geçtikten sonradan da yokuş yukarı tırmanmaya başladık. 2,5-3 kilometre kadar da tırmanarak zaman zaman da aşağıya doğru inerek patikadan yola devam ettik. Hala daha yolun yarısındayız. Daha bir bu kadar daha yolumuz var. Parkurun zorlu olmasının sebebi eğimin yer yer çok yüksek olması. Yol evet. Güzel. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde patika yol devam ediyor. Buradan ATV araçlar da gidebilir, traktör de gidebilir, cross motosikletle giden de var. Hatta bisikletle gelenler de var. Her ama şey çok olabilir. Eğim çok yüksek ama aşkım. Eğimden dolayı hani eğimin yüksek olması ya da düşmesi sizi yolda birazcık zorluyor. Ciğerlerimiz açıldı, sinüslerimiz boşaldı. Tiger pompumuz vardı yanımızda. Onları zaten burnumuzu sürerek nefesimizi açtık. Şu anda sümüklerim falan akıyor böyle bol bol. Gerekenlerin arada bir yüzüme su çarpıyorum. Yoluma devam ediyorum. Nereye varacağız? Bir yere varmıyoruz işte. Doğanın içinde gidiyoruz hayatım. Yolun kendisi güzel değil mi? Nereye varacağının bir önemi yok. Şu ağaçlara bakınız. Böyle araçlar geçmesi mümkün zaman zaman. Bunun esprisini yapıyoruz burada şimdi. Buradan düşersek YouTube için çok güzel bir görüntü olur diye.
Şimdi Refugio La Playita'ya geldik. Dinlenme alanlarından biri. Çok güzel bir manzarası var aşağıda. Aynı zamanda masalar falan var. Hava da güzel burada. Yaklaşık 2,5 saattir yoldayız. Burada biraz vakit geçirelim derim. Belki biraz atıştırırız. Acıktım bir. Ufak. Olur. Sandviç yaptık. Çok öyle ağır şeyler almadık bugün. Çok light, şükür. Light takılıyoruz bu aralar. Çok şükür. İlk defa ağır bir şeyler almadık yani. Yani gözleme ve ciğer yok. Gözleme ve ciğer yok. Çünkü biraz yağmur yağacak, gidebilecek evet. miyiz falan onun şeyine geldik. Yoksa... Çok hoş ama. Yani. Bu arada burası biraz suya da girilen bir yer. Plaj yani adında. Gireriz belki. Hani La Piata. Bayağı dondurucu. Ben elimi soktum da hani daha yeni erimiş ve akıyor gibi buzlar. Dün Marcel şey diyor ya, girersin ölmezsen eğer çok güzel bir his diyor. Bir de şey diyor. Başarırsan ölmemeyi. Girersin ama hani girmenle çıkman bir oluyor diyor. Evet. Girdin çıktın. Atlaman lazım. Bir anda. Ha. Evet, azül işte azül girilir. Demelerin sebebi kanyon azül, mavi su. Çok da güzel. Umarım videolarımızın görüntüsünde de bu mavilik, bu güzellik nasıl gözüküyordur. Yani şu doğanın harika görüntüsü burada. Hem mavi, yeşil, kahverengi ardı ardına birleşmiş. O yanımızda beraber geldiğimiz çift de biri Arjantinli, diğeri Kanadalı. Onlar da Kanada'nın kuzey bölgesinde buna benzer bir yerde yaşıyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi hem konaklama hem de yemek için bir mekan var. Aa, açık. Yani kapısı falan açık. Bir şeyler satmıyorlar. Burada herkesin oturacak alanları var. Bu alanları. Ala. Evet. Güzel. Ya Türk'üz diye bu kadar da belli etmemek lazım ya. Her yerde bir kediyi buluyoruz ya. Her yerde kediyi buluyoruz ya. Annem baban nerede sen? Tek mi geldin? Bu ev kedisine benziyor. Yandım ha şimdi ben. Aa, ne kadar güzel burası. Çıldıracağım. Suyun rengini görüyorsunuz. İşte azul mü? Azul abi. Mavi. Beklemiyordum ya bu kadar. Ya o kadar güzel bir rotanın içerisindeyiz ki yol yürüdükçe güzelleşiyor. Rotanın son ayaklarına doğru geldik. Artık kanyonun başındayız. Kamerayı çevirip siz de birazcık şuraya bir görün. Şu kayalara. Burası resmen doğal berrak. Bak, balıklar var içeride, görüyor musun Ed? Evet. Ve zaman zaman yükseliyor. O kadar harika berrak bir su ki kayaların altını da görebiliyorsunuz. Şurası çok derin. Bak tam dibi görebiliyorum buradan. Ya doğa anaya şükürler olsun. Gerçekten her şey çok inanılmaz ve güzel. Şu anda burası gerçekten çok hani arada bir diyorum ya, bazen duygularımı tarif edemiyorum böyle. İçimde bir şeyler yükseliyor, bir şeyler böyle düşüyor. Böyle çok bu dualist duygular içerisindeyim.
İki duygunun arasında kalıyorum, sıkışıyorum böyle. Bu his için zaten bu yolculukları yapıyoruz daha çok. Harika ya. Allah şu 3 saatlik yolculukta, sadece buraya geliş için yaşadığımız 3 saatlik yolculukta herhalde ömrümün bir senesi bu kadar güzel geçmemiştir. Arjantin çok güzel. Her zaman başka bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Bu arada su bu kadar güzel olduğu gibi ve temiz olduğu gibi bu suya girebilmek o kadar da imkanlı değil. Cansu mesela az önceki plajda bir ayaklarını soktu. Yaklaşık olarak kaç saniye kaldın aşkım suda? Ayaklarımı sokayım bir rahatlatayım dedim. Ayaklarımı soktum suya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım yok yani. Nasıl çıkacağım suyun içinden diye düşünmüyorum. Gerçekten nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama müthiş bir soğuk. Ya, o kadar berrak ki. Yolculuğa devam edelim. İleride kanyonun tam olarak göbeğinde görüşmek üzere. Az önce bir tabelaya geldik. Diyor ki, kardeş diyor, bundan sonra ilerlersiniz. Çok tehlikeli. Risk tamamen aşağı size ait. Tehlikeli diyor. Uçurum uçurum vesaire. Evet uçurum. Şöyle. Tabii ki de ilerledik. Ancak ilerleyerek kanyonun göbeğini bulduk. O inanılmaz yere gelebildik sonunda. Kanyon, nehir, her şey inanılmaz. Yolumuz da bu. Evet, gerçekten o patika yol bitti. Bayağı böyle sadece insanın gidebileceği bir yoldayız. Her tarafa da ağaçlar düşmüş. Daha düzensiz. İsteğim şu kanyonun, şu arada gördüğüm kanyonun orayı net bir şekilde görebileceğimiz bir manzaraya karşı oturmak. Birazcık daha şöyle bir bakalım. Umarım o manzarayı buluruz. Çok güzel. Birazcık daha ilerleyelim hayatım ya. Bilmiyorum ama buradan da bir yol gidiyor gibi. Gittiğimiz yolun zorluk derecesini de görüyorsunuzdur. Artık bu trekking için yüksek zorluk derecesi. Aynen, bu kayalıklı bölgeyi yorumlarda görmüştüm. Bu bölgeyi aşmamız gerekiyor. Hey yavrum hey. Nice. Gülüm. Kayabilir ayakkabılar. Şurada bir tutma yeri var Gülüm. Görüyorum. Ayağımı koydum. Hop. Buradayım. Cansu'nun zor anları. Nereden? Bak, bir elin orada, bir elin burada. Evet. Sonra şu ayağına. Evet. Çekil. Çekil. Cansu'nun dramı. Ya işte ne var ya? Harika, muazzam. Bu görüntüyü sevdim ama birazcık daha ilerlemek istiyorum. Evet, burada bir ölü kuş yakaladım. Ay, ne kadar da güzel bir çocukmuş. Ay aşkım, kurban oldum, ölmüş bak. Ne kadar da güzel kanatları. Ana, gitti lan öyle. Düşersen ben de bu şekilde yuvarlanırım. Gel aşkım. Nasıl ölmüş acaba bu çocuk ya? Hadi bakalım doğaya, hadi. Huzur içinde. Aşkım son bir tık alanımız daha var gülüm. Ecik birazcık kayalık tırmanışlı falan oldu. Zor oldu. Birazdan da şurada insanların gittiği tepeye gidip manzarayı izleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet. Kanyonun kalbine geldik. Ne diyor? Evet. Biraz tehlikeli. Aşkım tek tek geçelim. Burada göstermek istiyorum. Aşkım ince olana basma. Sağ taraftan gel bir tane. Nasıl ayrılmış resmen? Evet. Hola! Como va? Finally we found you. You found us. Yeah. But it's fucking beautiful. It's, yeah. You passed that? I think you can. We stop
because at one point it was getting challenging for her especially. Okay. Yeah. Walk at least like 5 minutes. 5 minutes. You'll see like. No, I mean, at least 10. 10. Just walk. At one point, there's just like an opening, and then the stream of water is amazing. You can keep going, but we stopped. Like it's enough. Yeah, because like a little bit for me. It's like, I was thinking to stay here, but now it's you. You changed my mind. You should. Okay. No, you should. Yeah, okay. It's nice here. Okay. Yeah, yeah. Okay. Be careful though. Because okay. It's... See you later, guys. Arkadaşlarımız olduk ilerlememişlerdir diye düşünüyorduk ama onlar da ilerlemişler. Birazcık daha devam edin diyorlar bize, bir 10 dakika daha yürüyün diyorlar maksimum. Olağanüstü güzelmiş. Gidelim bir bakalım. Birazcık daha o taraflara nasılmış. İnanılmaz bir doğa abi, kayalar, dağlar, ağaçlar. Bizim için gerçekten yolculuğumuz içerisinde bir kere daha bizi etkileyen ve yeni şeyler katan bir yolculuk oldu. Yeni bir doğayla tanıştık, harika bir yer gördük, harika bir fauna ve bitki örtüsünü gördük. Aslında kendi ülkemizdeki kanyonlarla da bir benzerlik de yakaladık. Bizim ülkemizde de böyle yerler var. Hatta birkaç tanesine ben gittim. Kastamonu'na mesela giderseniz, kıyı taraflarına doğru giderseniz güzel yerler bulabilirsiniz. Fethiye'de Saklıkent Kanyonu var, orası da çok güzeldir. Ancak bitki örtüsü birazcık daha farklıdır. Burası da kendine has çok güzel bir yerdi. Biz burada böyle bir yolculuk yaptık. Umarım El Bolsa'na gelenler de El Bolsa'nın en önemli rotası olan Mavi Kanyon'u ziyaret ederler. Biz artık Patagonya'daki yolculuğumuza başladık diyebiliyoruz. Bundan sonrasında da bizi takipte kalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir takipçimiz bize bu arada $10 göndermiş. Aynen. Ona çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Umarım dağları da olur, niceleri de olur. Biz de yolculuğumuza devam edebiliriz güzel bir motivasyonla. Hadi aşkım. Telefonunu... Evet arkadaşlar, parkuru bitirdik. Yani yaklaşık olarak 20 kilometre. 20 kilometre. Gerçekten çok uzun bir yoldu. Güzel bir parkur oldu bizim için. Bitti ama. Her gelene de tavsiye ediyoruz buraya. Mutlaka gelsinler. Çok harika yerler gördük. Müthiş. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ederiz. Destekleriniz, izlediğiniz, beğenileriniz, yorumlarınız için. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Sevgilerle, hoşçakalın. Bye bye.